Merhaba, bu videoyu İslam tarihi serisinde sırası geldiğinde paylaşmak niyetindeydim zaten ama bu muhtemelen bir 7-8 ay sonrasına falan denk gelecekti çünkü kronolojik şekilde ilerliyorum ama üyelerimizden İrfan Karagüven sağ olsun bu videoya sponsor oldu ve erkenden çekmem için teşvik etti. Bu sebeple ona bu desteği için teşekkür ediyorum. Ve bu video gerçekten önemli bir video zira bugün iki zihniyetle karşı karşıyayız. Ya Türkler kılıç zoruyla Müslüman oldu, İslamiyet'in Türk inancıyla hiç alakası yoktur, Araplar Türk düşmanıdır ve Türklerin bir an önce İslamiyet'ten kopup kendi inançlarına geri dönmeleri ya da dinsizleşmeleri gerekmektedir diyenler var. Ya da Türkler kendi istekleriyle İslamiyet'e geçmişlerdir ve İslamiyet'le şereflenmişlerdir. Hatta İslamiyet'e geçmemiş olan Türk kavimleri tamamen yozlaşmış ve kimliklerini kaybetmişlerdir ve İslamiyete geçmiş olan Türklerse İslamiyet sayesinde anca imparatorluk kurabilmişlerdir. Zaten İslamiyetten önceki Türk kavimleri de putperest, pagan yani önemsiz kavimlerdir ve bu sebeple kılıç zoruyla dahi Müslüman olmuşsak e, iyi ki olmuşuz diyenler var. Lakin ikisi de yanlıştır. Ne Türkler İslamiyetle şereflenmişlerdir. Zira bunu söylemek Türklerin İslamiyetten önce şerefsiz olduğunu söylemekle aynı şeydir. Ne de Türkler İslamiyete kılıç zoruyla girmişlerdir. Çünkü bunu söylemek de Türklerin korkak, ezik, pasif tipler olduğunu söylemek demektir. Ayrıca evet Türkler İslamiyetten sonra Osmanlı gibi önemli imparatorluklar kurmuşlardır ama bu Osmanlıdan önce İslamiyetten önce önemsiz oldukları anlamına gelmiyor. Yani Hun, Göktürk ve Uygur gibi birçok büyük kuruluş var, birçok büyük devlet var ve savaşları da ayetler değil, kutsal kitaplar değil, askeri de halar kazandırır. Bu bağlamda hani İslamiyet olsa da olmasa da Türk halkının zaten önemli bir halk olduğu ortada ve Türk halkını bir tek İslamiyetle yüceltmeye çalışmak bir aşağılık kompleksidir. Demek ki sizler kendi halkınızdan, kendi ırkınızdan, kendi tarihinizden memnun değilsiniz ki anca İslamiyetle kendinizi adam yerine koyuyorsunuz. Ki Atatürk de zaten kendi yazdığı tarih kitaplarında gayet makul bir şekilde bunlardan bahsetmiştir. Hatta birazdan direkt sayfasından bir alıntı okuyacağım zaten. Hani böylece bu adam neye göre anlatıyor, kendi uyduruyor diyecek olanlar en başından bir susarlar. Zira kaynaklar zaten belli. Ben hem açıklama kısmına bunları yazdım hem de illa söylemek gerekiyorsa Türk ve Arap mücadelesi hakkında okunabilecek yegane kaynaklar Taberi'nin tarihinin dördüncü kitabıdır ve İbnül Esir'in El Kami Fit Tarih yani İslam tarihi kitaplarının dördüncü ve beşinci kitaplarıdır. Dördüncü cildin sonu ve 5. cildin başı zaten yeterli. Ama bunlar haricinde Narşahi'nin Tarihi Buhara kitabı da okunabilir. Ayrıca hani Muhammed Yusuf Emiroğlu'nun da bununla alakalı çok güzel bir tezi var. Okumamış olanlara da tavsiye etmiş olayım. Ha, siz bunları belki daha önce duymamış olabilirsiniz. Bu gayet normaldir. Zira Türkler herhangi bir katliama ya da eziyete maruz kaldıklarında biz ezildik bize soykırım yapıldı hühe falan diye sağda solda ağlamıyorlar ve maalesef Türklere herhangi bir haksızlık yapıldığında Türklerin hakkını arayacak, onları destekleyecek esaslı bir devlet de göremiyoruz. Yani iş işte Dersim'e ya da Ermeni teçhirine geldiğinde Fransa, Amerika, İngiltere, bütün dünya belli azınlıkları desteklemek ve Türk halkına katliamcı, diktatör, faşist demek için hazırda bekliyor. Tabi muhtemelen bunda iş Müslümanlaşmakla neticelendiği için hani Türkler ve Araplar savaşmışlardır, ya da Araplar şu kadar Türk'ü öldürmüştür dendiğinde İslamiyet'e küfür etmek, peygambere küfür etmek, Kur'an'a küfür etmek gibi algılanacak korkusuyla bilse dahi konuşmayan tarihçilerin de bir payı vardır. Neyse ben fazla uzatmayayım az önce işaret ettiğim Atatürk'ün tarih kitabına yani medeni bilgiler kitabına bakıp buradan bir alıntı okuyayım. Böylece havada kalmamış olur. Sayfa 28'de şöyle yazıyor. Türkler Arapların dinini kabul etmeden evvel de büyük bir milletti. Arapların dinini kabul ettikten sonra bu din ne Arapların ne aynı dinde bulunan Acemlerin ve ne de Mısırlıların vesairenin Türklerle birleşip bir millet teşkil etmelerine hiçbir tesir etmedi. Bilakis Türk milletinin milli rabıtalarını gevşetti, milli hislerini, milli heyecanını uyuşturdu. Bu pek tabiydi. Çünkü Muhammed'in kurduğu dinin gayesi bütün milliyetlerin fevkinde şamil bir Arap milliyeti siyasetine müncer oluyordu. Bu Arap fikri ümmet kelimesiyle ifade olundu. Muhammed'in dinini kabul edenler kendilerini unutmaya, hayatlarını Allah kelimesinin her yerde yükseltilmesine hasretmeye mecburdular. Bununla beraber Allah'a kendi milli lisanlarında değil Allah'ın Arap kavmine gönderdiği Arapça kitapla ibadet ve münacatta bulunacaktı. Arapça öğrenmedikçe Allah'a ne dediğini bilemeyecekti. Bu vaziyet karşısında Türk milleti birçok asırlar ne yaptığını ne yapacağını bilmek sizin adeta bir kelimesinin manasını bilmediği halde Kur'an'ı ezberlemekten beyni sulanmış hafızlara döndüler. Yani özetle İslamiyet'ten önce de Türk halkı gayet önemli bir halktı ve İslamiyet de bu halkı öyle overpower bir şey yapmadı. Hatta Türk kültüründen de koparması bakımından bizim tarihle irtibatımızı kestiğini söylemek dahi yanlış olmayacaktır. Zaten milletin özellikle Osmanlı'yla veya Selçuklu'yla Türk tarihini kısıtlandırması da bu yüzdendir. Hatta tam tersi Türk halkının İslamiyet'i yükselttiğini dahi söylemek bence gayet yerinde olur. Zira eğer Selçuklu ya da Osmanlı olmasaydı İslamiyet ya da Müslüman adı batıda en fazla Abbasilerle ya da Endülüsle anılacaktı ve o kadar da dikkat çekici olmayacaktı. Ha, bu arada şundan da bahsedeyim. Zamanında Türk halkıyla Arap halkı savaştı diye bugün dinden çıkmak ya da İslamiyetten nefret etmek gerekmiyor. Zira tarih boyunca zaten her halk her halkla savaşmıştır. Yani savaşmayan bir millet bulmak zaten zordur ve iş hükümdarlık, egemenlik olduğu zaman burada dinden ziyade milli bilinç ön planda olur. Haliyle savaşılan şey İslam değil, İslam'a inanmış olan ve İslam'ı kullanmış olan bir topluluktur. Bu yüzden de zamanında biz Araplarla savaştık. O yüzden hadi dinden çıkalım demek pek de mantıklı görünmüyor. Zira Türkler kendi aralarında da savaşmışlardı. E o zaman Türklüğü de bırakmak gerekir. Şimdi 59haber.com'da Hasan Ergediği birisi bu Talkan ve Curcan'la alakalı ya da Türkler kılıç zoruyla Müslüman oldu iddiasıyla alakalı bir haber paylaşmış ve bu haberde mükemmel bir süper zekalık göstermiş. Şöyle Adam diyor ki bu soru İlber Ortaylı'ya da soruldu ama İlber Ortaylı bu konuyu bilmediğini ilk defa burada duyduğunu söyledi. Yani koskoca İlber Ortaylı bilmeyecek de bizim internetteki 3-5 tane çömez mi bilecek? Böyle bir şey demeye çalışıyor. İyi de kardeşim yani İlber Ortaylı her şeyi bilmek zorunda mı? Adam demek ki İbnül Esir'in kitabını ya da o bahsettiğim diğer kitapları okumamış. Ya da okumuşsa dahi yıllar önce okumuş ve bu gözle bakmamış, dikkat etmemiş. İlber Ortaylı'ya sorsan muhtemelen antik çağ felsefe tarihi ile alakalı da pek bir şey bilmiyordur. Yani adam teke tek programında Sokrates'in savunmasını Alkibiades'in yazdığını söylüyordu ve gayet de iddialıydı. Hatta Celal Şengör bin defa hayır Ksenofon ve Platon yazdı dediği halde Alkibiades falan diye böyle bir diretmeye çalıştı. Yani adam zaten her şeyi bilemez yanlış da hatırlayabilir. Ya da İlber Ortaylı muhtemelen Pisagor'un hayatını bu konuyla alakalı çalışma yapmış bir insandan daha iyi bilemeyecektir. E o halde İlber Ortaylı hermetizmle, sayılar öğretisiyle ya da Pisagorculukla alakalı pek bir şey bilmiyor diye Pisagor yaşamamıştır. Bunlar yoktur mu diyeceğiz. Ayrıca senin tarihe bakışın öyle meşhur bir adamın ağzından çıkan iki sözle mi alakalı? İlber Ortaylı evet böyle bir katliam olmuştur deseydi kabul edecek miydin? Muhtemelen hiç yakışmadığı koskoca İlber Ortaylı o kadar kıymet verdik şu söylediği sözlere bak gibi şeyler diyecektin. Yani zaten kabul etmeyecektin. E o halde niçin İlber Ortaylı'yı örnek gösteriyorsun? Ya da diyelim ki İlber Ortaylı diyorsa doğru duruyor. Tamam madem öyle o zaman yaşanmıştır diyeceksen o halde sen okuyan, araştıran, bir şeyler öğrenen bir adam değilsin. Papağanlık yapan, ezbere konuşan, propaganda yapan bir adamsın. Kaldı ki İlber Ortaylı gerçekten bu konuyu biliyor olsa dahi biliyormuş gibi davranmak zorunda değil. Yani adama Atatürk'le ya da İslamiyetle alakalı bir soru sorduğunda genelde zaten ya Rus tarihinden ya Fransızlardan başka başka mukayeseli örneklerden başlayıp yuvarlak bir cevap veriyor. Belki halkın tepkisini çekmek istemiyor, belki de kaynaklara güvenemiyor ya da gerçekten bilmiyor ki bu da gayet normaldir. Yani İlber Ortaylı bir konuyu bilmeyince bir anda gözümüzden düşecek değildir. Zira dediğim gibi kimse her şeyi bilemez. E dünyada milyon tane kitap var. 100 bin tane kitap da okusanız daha okumadığınız tonla kitap kalacak ve her daim yeni bir şey öğrenmek mümkün olacak. Bu yüzden de bizim tarihi referansımız öyle bir tane kitap, bir tane adam veya bir tane kehanet olmamalı. Bizler birçok kaynağa bakmalı, hem batı hem doğu gözüyle, hem Müslüman hem de gayrimüslim kaynaklardan olayı öğrenmeye çalışmalıyız. Hayır adam bir de bunlar batının oyunu bizi İslamiyet'ten Arap kardeşlerimizden koparmak istiyorlar halbuki Arap düşmanlığı bize hiçbir şey kazandırmaz hatta kaybettirir gibi bir şey demiş. Ve bakıldığında bu da tamamen yanlış zira bizler Arap düşmanlığı yapmaktansa yıllardır Arap seviciliği yapıyoruz ve bu da bize bir şey kazandırmıyor ve tam tersi kaybettiriyor. Her neyse yeterince ön bilgi verdik. Şimdi konuya girelim artık. Ben konuyu iki aşamada incelemek niyetindeyim. İlk önce Türkler ve Araplar arasındaki savaşlardan bahsedecek. Ardından da bu savaşların Türklerin İslamiyet'e geçmesinde ne tür bir rolü olduğundan bahsedeceğim. Arapların Halife Ömer ve Halife Osman dönemindeki hızlı fetih hareketleriyle İslam Devleti 636 yılında Kadisiye'ye, 637 yılında Celula'ya ve 642 yılında İslam tarihine Fethül Futuh, yani fetihlerin fethi olarak geçen Nihavent Savaşı sonrasında Sasani hükümdarı Yedzicerd'in kaybetmesiyle İran'a hakim oldular. İşte bu gelişmelerden sonra Maveraün Nehre ulaşan İslam ordusu Türklerle karşılaştı. O esnada Buhara, Semerkant, Beykent, Toharistan, Talekan ve Curican gibi birçok bölgede ekseriyetle Türkler yaşamaktaydı ve bu bölgelerde yapılan savaşlar için İslam kaynaklarında Türklerle yapılan savaşlar tabiri geçmektedir. Arapların arka arkaya fetihler gerçekleştirdiği bu dönem Türkler için çok zor ve çalkantılı bir dönemdi çünkü Türkler zaten güçsüz bir durumdaydılar. O dönemde Göktürk Kağan'ı İli Kağan, Çin'e mağlup olmuştu ve devlet bölünmüştü. Böylece Göktürklerin doğu toprakları Çin'in hakimiyetine girmişti. Batıdaki Göktürk hakimiyeti ise 658 yılında son bulmuştu. Sonraki 50 yıllık süreç esnasında Türkler bir imparatorluk kuramasalar da toparlanmaya çalışıyorlardı. Bu sebeple Araplar Türklerle giriştikleri çarpışmalarda genelde galip gelmiş ve tabiri caizse ezici bir üstünlük kurmuşlardı. Türklerle Araplar arasındaki mücadele öyle 3-5 yıl süren kısa bir şey değildi. Zira Türkler birçok defa isyan çıkarmış ve Müslümanlaşmayı reddetmişlerdi. Bu yüzden de birçok Emevi hükümdarı, birçok Arap lideri Türklerle savaşmış ve yeri geldiğinde katliamlar yapmıştı. Ama bu esnada karşımıza çıkan en büyük düşman Kuteybe bin Müslimdi. Kuteybe milattan sonra 705-706 yılları arasında 6. halife Velid devrinde Horasan valiliğine atandı ve ana hedefi bütün Türk topraklarını İslam sancağına katmaktı. Ve o dönemde Türkler az önce anlattığım gibi epey dağınık bir durumdalardı. Anca Seyhun ve Ceyhun ırmakları arasında bir iki tane yapguluk kurabilmişlerdi ama tam bir devlet teşkilatı oluşmamıştı. Bu yüzden de Kuteybe kendine gerçekten güveniyordu. Kuteybe fetihlerine ilk önce Türklerin yaşadığı beykendi ile başladı ve tarihi Buhara kitabında yazdığına göre ordularına gidin ve beykendi yağmalayın onların kanlarını ve mallarını size helal kıldım dedi. Yine bu esnada Türkleri Araplara karşı direnmek için kışkırtan, bir gözü kör ama epey zengin olan bir adamın kendi canı karşılığında "Ya beni öldürmeyin, size her biri 1 milyon değerinde olan bin tane ipek kumaş vereyim." dediği ama Kuteybe'nin onca mala mülke rağmen bu adamı yine de öldürdüğü, işte o kadar da davasında samimi bir adam olduğu söyleniyor. Halbuki burada şu gözden kaçıyor. Kuteybe bu adamı öldürdüğünde zaten tüm malına mülküne el koyacak. Hatta bırakın böyle dava adamlığını işte mala mülke düşkün olmayışı tam tersi bu İslam tarihi kitaplarında da ki bunları Müslümanlar yazmıştır. Beykent gazasında epey bir ganimet toplandığı ve bu ganimetin de askerler arasında bölüştürüldüğü ve onca kadından altından sonra askerlerin gaza geldiği ve başka bölgeleri de fethetmek istediği Dolayısıyla bu motivasyonla zaten epey bir kıyım yapıldığı yazmaktadır. Ki Emevi devri incelendiğinde zaten amacın herhangi bir bölgeyi İslamlaştırmak olmadığı, tam tersi olabildiğince sömürmek olduğu anlaşılacaktır. Bu arada şu bütün erkekleri katletti, kadınları da köle yaptı, cariye etti, işte altınları da topladı, halkı bilmem ne etti gibi ifadelere alışmak lazım zira video boyunca daha birçok defa duyacağız. Çünkü bakıldığında İslamiyet dünyayı iki şekilde görmektedir. Darül İslam yani İslam bölgesi ve Darül Harp yani savaş bölgesi ve cuma namazı kılınmayan her bölge potansiyel bir savaş bölgesidir. Bu yüzden de İslamiyet bütün dünyayı tek bir İslam sancağı altında toplamayı en temel görevlerden birisi olarak görmektedir. İster gaza deyin, ister cihad deyin, istiyorsanız da fetih deyin fark etmez. Ki bu bütün dünyada böyle zaten. Hani bir tek İslamiyet'te olan bir şey de değil. Bütün devletler, bütün imparatorluklar yağmalayacak, hazineyi kuvvetlendirecek, bedavadan toprakları genişletecek ihtimaller gördüklerinde kullanıyorlar. Bu amaçla Batı'da, Osmanlı'da, Doğu'da herkes gücünün yettiğine saldırmıştır. Yani bakıldığında İslamiyet'te Osmanlı dahil kılıç hakkı diye bir şey vardır. Fatih İstanbul'u fethettiğinde 3 gün boyunca yağma yapılmıştır. Ya da tarihte bununla alakalı bin tane daha örnek bulmak mümkündür. Aynı şeyi Batı da yapmıştır. Yani Batı galip geldiğinde Doğu topraklarını, Doğu galip geldiğinde Batı topraklarını yağmalamıştır. Halka eziyet etmiştir bir sürü olay yaşanmıştır. Yani bu tarih boyunca yaşanmış bir sirkülasyondur. Kimse sütten çıkmış ak kaşık değildir. Ama İslamiyetle alakalı bu negatif algının ya da tarihteki işte Müslümanlığa yakışmayan olayların ana kaynağı Emevilerdi. Zira Emeviler Emevi zihniyeti diye adlandırdığımız ırkçı bir görüşe sahiplerdi. Onlara göre Araplar en üstün ırktı ve Müslüman olsanız dahi eğer Arap değilseniz ikinci sınıf vatandaşsınız. Bu yüzden de Emeviler tıpkı daha önce İsrailoğullarının biz işte en üstün ırkız, Tanrı'nın seçtiği ve kutsadığı bir millet diyişi gibi herhalde özenmiş veya yarışmak istemiş bu amaçla kendilerine en üstün ırk vasfını yapıştırmışlardır. Hani normalde derler ya din kardeşi işte Müslümanlık, millet değil ümmet. İşte Emevilerde öyle bir şey yoktu ve bunu İslam tarihi ile alakalı en ufak bir tane kitap bile okumuş olanlar zaten bilirler. Emeviler ister küffarın kalbine İslam sancağını dikmek maksadıyla olsun, isterse kendi çıkarları, ganimet ihtiyaçları için olsun birçok bölgeyi fethetmiş, halka zulmetmiş ve İslamiyete hizmet etmektense bir bağlamda zarar vermişlerdir ve muhtemelen Türklerle alakalı şu düşmanlık ifadesi içeren hadisler ya da rivayetler de Emevi devrinde kaleme alınmışlardır. Çünkü taberide de falan bakıldığında Türklerden hiçbiri iyi değildir ama Araplardan hepsi iyidir. Türkler Yecüc ve Mecüc'ün soyundan gelmişlerdir, cehennemliklerdir gibi bir takım ifadeler var. E o kadar çok savaştıktan sonra böyle şeylerin ortaya atılması pek de anormal değil. Ama şunu bir söylemek lazım. Bu tavır bir tek Türklere karşı değil, esasen bütün dünyaya karşı takınılmıştır. Yani bir tek Türkler katledilmedi veya bir tek Türkler eziyete maruz kalmadı. Emevi devrinde zaten herkes bu tür problemlerle uğraşmaktaydı. Ama tabii ki bizler Türkiye'de yaşadığımızdan ve kendimizi Türk kabul ettiğimizden iş bize dokunduğu için zorumuza gidiyor ve bu olaylara daha fazla odaklanıyoruz ki bu yanlış bir şey de değildir. Elbette insan kendi milletiyle kendi tarihiyle alakalı hassas davranabilir. Ama daha sonra Abbasi devrinde Türkler ve Araplar arasındaki iyi ilişkilerle beraber muhtemelen o dönemde kaleme alınmış olan Türkler sizde savaşmadıkça siz de onlarla savaşmayın ve benzeri hadisler esasen Türklerle Araplar arasında bir bağlantı kurulduğunu da göstermekte. Hangi hadis tam hangi zamanda yazıldığı, ne kadar sahihti, ne kadar doğruydu bunlar tartışılır. Ama bakıldığında düşmanlık bulmak isteyen bulur, dostluk bulmak isteyen de ona uygun bir tarih ve kaynak bulacaktır. Bu yüzden de en başında söylediğim gibi tek bir kaynağa bakmaktansa birçok kaynağa bakmak ve olabildiğince objektif yaklaşmak gerekecektir. Yani yazdığına göre Emeviler iktidar için Kabe'yi dahi taşlamışlar. Yani bu adamlar siyasi bir amaçla başa geçmişler ve İslamiyet'i de siyasi bir araç gibi kullanmış olduklarını varsaymak pek de yanlış olmayacaktır. Bu yüzden de Emevi devrine bakıp İslam düşmanı olmak bence doğru bir hareket olmaz. Ama bir yandan da tabi Kur'an'ın bu kadar anlaşılması zor ya da yoruma açık bir kitap olması ve savaşla alakalı ayetlerin ya cihad yapmak ya da savunmak için kullanılabiliyor olması bir problemdir. Neticede Emeviler ister suistimal etmiş olsunlar isterlerse hakiki Müslüman olmuş olsunlar Kur'an'ı kullanmışlardır. Yani İslam öyle yoruma açık bir dindir ki Kimisi İslamiyet'e bakıp çilehaneye kapanıyor, komple ibadet ediyor. Kimisi ise kafa kesiyor. Yani madem ki İslamiyet hoşgörü dini ve dinde zorlama yok. Senin dinin sana benimki bana ve benzeri şeyler. E o halde 706 ve 707 yılları arasında Ramisene ve Numeşkes bölgelerinde binlerce Türk'ün niye katledildiği, niçin ganimet yağmalandığı ve onca kadının niçin söylemeye bile dilimin varmadığı şeylere maruz kaldığı bir sorulmalı yine görüldüğü kadarıyla Şuman Kiş ve Nesef gazalarında Türklerle savaşılmış binlerce kişi öldürülmüş epey bir esir toplanmış ve ganimetler yağmalanıyorken kadınlar da cariye yapılmış. E ne amaçla yapıldıklarını herhalde söylemeye gerek yoktur. Ardından da Harezmilerle savaşıyorken 4000 civarında esir idam edilmiş. Bu böyle gidiyor ve 708-709 yıllarında Buhara'yı fethetmeye çalışıyorlarken bir yandan ezliler dediğimiz savaşa dahil olmak istemeyen ve bizi bırakın gidelim biz savaşmak istemiyoruz diyen bir grubun da tamamen savaşa zorlandığı ve katledildiği İbnül Esir gibi kaynaklarda dahi yazmaktadır. E hani dinde zorlama yoktu ya da hani Kur'an'daki ayetler savunma ayetleriydi. Onlar sizle savaşmadıkça siz de onlarla savaşmayın ve bu gibi şeyler. Lakin görüldüğü üzere bu ayetler hiç de öyle anlaşılmamış ve bu insanlar öyle Arapça bilmeyen orada onu demek istemiyor aslında. Şunu demek istiyor. Demeye ihtiyaç duyan insanlar değiller. Basbaya kitabı öyle anlamışlar. Ha dersek ki yok Emeviler din düşmanıydı. Onlar Müslüman değildi, münafıktı ve onlar İslamiyeti kullandı. E, o zaman Emevi devrinde kayda geçirilen, toplanan ve yazılan onca hadis ve rivayet ne şekilde ele alınmalı? O dönemden nakil yapan Emevi liderler, Emevi din adamları ne kadar güvenilir? Bu da bir tartışma konusu. Yani peygamberin hayatıyla ya da Kur'an'ın çoğaltılmasıyla alakalı bütün bilgiler o dönemden geliyor. O halde bunlar da değiştirilmiş, spekülasyona maruz kalmış olabilir. Hatta bu bağlamda bazı non-teistler İslam'ın bir Emevi projesi olduğunu dahi söylemekteler. Araplar bir imparatorluk kurmuşlardı ve bunun da en kolay, en süslü kılıfı dindi. Bu yüzden de bir din uydurmuşlardı. Tabi bunlar çıkarımdır, rivayettir. Bu yüzden de kesin tarihi bir gerçek gibi bakmak mümkün değildir. Devam edersek Kuteybe Türk topraklarını fethediyorken bazı Türk beyleri de Kuteybe ile beraber yani Araplarla beraber diğer Türk topraklarına saldırmışlar. Bu bağlamda hainlik yapan Türk beylerinden de bahsetmek mümkündür. Zira tam anlamıyla bir Türk birlik beraberliği kurulamamıştı ve bazı insanlar ya biz her türlü kaybedeceğiz. Adamlar akın akın geliyor. En iyisi kazanan tarafta olmak. Böylece daha az zarar görürüz ve hani karımıza, kızımıza bir şey olmaz mantığıyla Araplara biat etmiş. Kimileri ise ya şu anda elimizden bir şey gelmiyor en iyisi münafık davranalım. Bir fırsat bulduğumuzda isyan çıkarır. Bir şekilde bağımsızlığımızı elimize alırız. Ama şu anda yapacak bir şey yok demişler. Mesela Neyzek adındaki Türk beyi bunlardan biridir. Neyzek en başında Kutay Bey ile beraber yürümüş ama daha sonra fırsatını bulduğunda Kuteybe'ye Bey'e karşı isten çıkarmış ve bir organizasyonla Kuteybe'ye Bey'e karşı mücadele vermiştir. Öyle ki bu sayede yıllar boyunca Kuteybe Bey engellenmiştir. İstiyorsanız şimdi Tarihi Taberi'den direkt bir bölüm okuyalım. Kuteybe, Buhara bölgesinden Ramiten kavmiyle barış yaptığı zamandan sonra oradan çıkarak Bel şehrinin yolunu tuttu. Faryab'a erişti. O zaman Haccacı'dan mektup geldi. Mektupta şu emir vardı. Buhara'da olan ve Buhara meliki olan Serdenci zatın üstüne yürü. Onunla savaş yap. Kuteybe de bu emri alınca öyle yaptı. 89. yılda Sad askeri... Keş ve Nahşebin tayfesiyle bir ovada karşılaşıp savaş yaptı. Onların üzerine zafer kazandı. Oradan hareketle Buhara'ya geldi. Fakat orada hiçbir başarı kazanamadı. Oradan geri döndü, Merv şehrine geldi ve o yılın içinde Velid bin Abdülmelik Halid bin Abdullah'ı Mekke'de emir kıldı. Ve o yılda Mesleme bin Abdülmelik Azerbaycan bölgesinde Türk gazasına vardı. Ta derbende kadar ilerledi birçok hisar ve şehirleri ele geçirdi ve yukarıda zikrettiğimiz gibi Haccac'dan Kuteybe'ye bir emirname gelmişti ki Buhara Meliki Serden Cizat'ın üzerini sarasın diyordu. O da o yıl oraya vardı. Onunla cenk etti ama bir zafer elde edemedi. Bundan sonra 90. hicret yılı girdi. Kuteybe yine Buhara üzerine yürüdü. Serden Cizat da bu haberi alınca askerindeki kentlere ve illere mektup gönderdi. Yardım diledi. Her yandan ona yardım birlikleri gelmeye başladı ama onların askeri toplanmadan Kuteybe Buhara'ya erişti. Ne zaman ki Türk askerleri Serdan Cizat'ın yardımına geldiler, Hisar'dan dışarı çıktılar. Saf tutup Arap'la savaşa girdiler. Müslümanlar Kuteybe'ye bize destur ver ta ki bunlarla cenk edelim dediler. Kuteybe de izin verdi. Araplar da ileri yürüyüp Türklerle bir saat cenk ettiler. Türkler üstün gelip zaferi elde ettiler. Arap askerlerini Kuteybe'nin üzerine attılar ve Kuteybe'nin kırılmasına az kalmıştı. Öyle oldu ki Arap hatunları feryada başladılar, yüzlerini yırttılar. En sonunda Müslüman ordusu gayret gösterip kaçarken Kuteybe askeri içinde bağırıp çağırarak ''Gayret edin, belki bu Türkleri yerinden söküp kopartırız.'' dedi. Askerin hepsi orada hazır bulunuyordu. Hiçbirisi cevap vermedi. Bundan sonra Kuteybe Temimoğulları kabilesine geldi. Onları da savaşa aynı biçimde çağırdı. Temimoğullarından Vekil bin Ebu Esvet Kuteybe'nin katına geldi. Bu işe gayret gösterdi ve Hüseyin bin Ebi Talha el-Mecaşi ki Temimoğullarına komuta ediyordu. Vekil sancağı onun eline verdi ve askerini al Türklere karşı çık dedi. O kuzeyde yürüdü. Çok büyük bir cenk oldu. Müslüman birlikleri Türkleri durdukları yerden geriye attılar ve köprüden yine bu yana geçmek için geriye döndüler. Kuteybe onlara bağırarak ''Ey Müslümanlar nereye dönüyorsunuz? Düşmanın bozulduğunu görmüyor musunuz? Bir saat daha sabredin.'' dedi. Sonra şu buyruğu verdi. ''Her kim Türklerden bir baş getirirse ona yüz dirhem akçe veririm.'' Böylece Araplar Türklerin başını kesip getirdiler.'' ve 100 dirhem akçe aldılar. Türkleri dağıttılar, sayısız kırdılar ve hesapsız mal ve ganimet alıp yine döndüler. Buradaki o her kim ki Türklerden bir baş getirir ona şu kadar akçe vardır muhabbeti diğer kaynaklarda da yazmaktadır. Yine az önce andığımız ve bunca savaşa sebebiyet veren Neyzek adındaki Türk kumandanı da epey namertçe bir şekilde öldürülmüştür. Neyzek, Talekan yani Talkan şehri kuşatıldığında kaleye sığınmış ve Araplara karşı mücadele ediyordu. Lakin o kadar uzun bir mücadele sürdü ki en sonunda Kuteybe bir türlü bölgeyi fethedemediğinden Neyze'ye bir elçi yollamaya karar verdi. Hani barış yapalım konu kapansın şeklinde adamı ikna etmek için bir taktik uyguladı ve haberci olarak gönderdiği Süleym en Nasıh'a ne yap et gerekiyorsa eman ver canını bağışlayacağımızı söyle ama bir şekilde onu buraya getir. Yoksa senin kendini alırım diyerek tam anlamıyla takiye yaptı. Yani barış teklifi göndermek ama bir yandan da bu barış teklifinin bir tuzak olması ve gönderdiğin habercinin de eğer o adamı kandıramazsan senin kelden gider şeklinde tehdit edilmesi. Kuteybe'nin hiç de öyle anlatıldığı gibi delikanlı, üstün meziyetli ya da sağlam bir adam olmadığını gösteriyor. Gördüğümüz kadarıyla haberci Neyze'nin yanına gidiyor ve işte Kuteybe çağırıyor. Bir görüşme yapalım bu savaş artık bitsin falan diyor. Bizim Neyze'k de... Beni öldürmeyeceğini nereden bileyim? O adam beni görüşmeye çağırır ardından da arkamdan bıçaklar diyor. Hayır öyle bir şey olmayacak eman verdiği yemin ettiği sözünden dönmez vesaire vesaire. Habercinin de ısrarıyla Neyzek en sonunda Kuteybe ile görüşmeye gidiyor ve Kuteybe ailendeki önemli insanları önemli komutanları da çağır tam anlamıyla bir konsey yapalım bir işimize bakalım diyor. Bununla beraber işte o önemli insanlar da çağrılıyorlar ama Kuteybe hepsini zincire vurduruyor. Ardından da halifeye mektup gönderiyor ne yapalım öldürelim mi falan gibi ve halife de öldür deyince Kuteybe herkesi Neyze'nin gözü önünde tek tek öldürüyor. Yani adamın ailesi yakınları bir bir katlediliyor ve yazdığına göre orada toplam 700 kişi bu şekilde idam ediliyor. Tabi bundan sonra da bölgeyi alıyorlar. E iyi de Neyzek niye gitti niye görüştü yani bu adam enayi miydi diye soranlar çıkabilir. İki tane ihtimal var. Ya gerçekten de adam o kadar uzun savaşıldıktan sonra barış görüşmesi yapılacağına inanmıştır ve halkını da korumak istemiştir. Yani en azından savaş biter diye düşünmüştür ya da başka çaresi kalmamıştır. Ne gıda kalmıştır ne halkta moral kalmıştır. Eninde sonunda zaten bu adamlar buraya gireceklerdir. Kaçınılmaz sonu uzatmayalım en azından en karlı çıkacağımız şekilde halkımızın avantajına olacak bir yöntemle Belki de adam gerçekten delikanlı bir adamdır. Ümidiyle görüşme yapmıştır. Yani adamın zaten başka bir çaresi yoktur. Yani en kötü ihtimalle ben ölsem dahi halkımıza katliam yapılmaz, savaş biter diye düşünmüştür. Lakin öyle olmamış. Bu 700 kişinin haince öldürülmesinden sonra Kuteybe 4 fersah yol boyunca insanları çarmıha gerdirmiş, ya da ağaçlara asmış. Yani on binlerce masum sivilin bu şekilde öldürüldüğü ve tam anlamıyla bir vahşet ortamı yaratıldığı Müslüman kaynaklarında dahi yazmakta. Yani bunlar batının oyunu uydurması falan değil arkadaşlar. Hani bizler nasıl ki Viyana kapılarına dayanan ceddimiz gibi böyle övünebiliyorsak Araplar da kendi tarih kitaplarında Türklerle şöyle savaştık, şöyle katlettik, böyle ezdik, heyt be ne heybetli insanlardık gibi yazmışlar. Mesela benzer bir şeyi Yezid de yapmış. Adam Curcan bölgesinde 14 bin kadar Türk'ü öldürmüş, çarmıha gerdirmiş, binlerce kadını esir etmiş, cariye yapmış ve ganimete el koymuş. Hatta çeşitli kaynaklarda yer aldığına göre 14 bin değil de 40 bin civarında Türk ya çarmıha gerilmiş ya ağaçlara asılmış ve uzun bir yol boyunca adeta ceset sergisi yapılmış. Ama tabi bu pek de doğru gibi gelmedi bana zira 40 bin ifadesi hemen her kaynakta her savaşla alakalı yazılıyor. Vay efendim şöyle bir savaş yapıldı 40 bin kişi öldü şu savaşa gidildi 40 bin esir alındı ya da işte Sultan Selim 40 bin Alevi'yi öldürdü ve bu gibi şeyler. Hani 40 bin desek de zaten ha 14 bin ha 40 bin kim sorgulayacak mantığıyla eklenmiş olabilir. Yine Kuteybe'nin toplamda Talkan'da 100 bin kişiyi öldürdüğü yazmaktadır. Ama o dönemde o kadar insan orada var mıydı emin değilim. Yani sayılar abartı olabilir ama her halükarda Araplar Türkleri katletmiştir. Ve bu katliamlar sonucunda illaki Müslüman olanlar vardır ama tüm Türkler Müslüman olmamışlardır. Zaten olsalardı o kadar savaşa gerek kalmazdı. Yine havada kalmaması maksadıyla İbnül Esir'in İslam tarihi kitaplarından 4. cilde bakmak ve bir alıntı okumak yeterli olacaktır. Sayfa 514 ve 515'te yazdığına göre Semerkand'ın fethi esnasında şöyle bir olay yaşanmış. Salih'le birlikte bu çarpışmaya katılanlardan birisi şöyle anlatır. Onlarla çarpışmaktayken gece karanlığında Kuteybe'yi gördüm. Gizlice bizim aramıza katılmıştı. Çarpışmamıza devam ettik. Kaçabilenlerin dışında kurtulan olmadı. Üzerlerinde bulunan eşyalarını, silahlarını aldık. Kafalarını kestik ve aralarından bazı kimseleri esir aldık. Suudlar bu durumu görünce bozguna uğradılar. Kuteybe kurduğu mancınıklarla onları atışa tuttu ve kalede bir gedik açtı. Müslümanlardan birisi Kuteybe'nin kendi kendine konuşurcasına söylemiş olduğu şu sözleri işitti. Ey Semerkand! Şeytan senin içinde ne zamana kadar yuvasını kurmaya devam edecektir. Allah'a yemin ederim sabah olur olmaz halkına yapabileceğimin en çoğunu yapmaya çalışacağım. Bu adam arkadaşlarının yanına gitti ve onlara kim bilir yarın kaç kişiyi öldürecek diyerek işittiklerini bildirdi. Burada Kuteyben'in ve Arapların gaza muhabbetine, fetih muhabbetine nasıl baktığı gayet net bir şekilde anlaşılıyor. Adam tıpkı daha önce söylediğim gibi cuma namazı kılınmayan her bölgeyi savaş bölgesi sayıyor ve her yere şeytanın nüfuzlandığını falan varsayıyor. Ya da bunu bahane ediyor. Bu yüzden de elinden geldiği kadarıyla sert davranıyor. Haliyle bunca katliam, baskı ve adeta soykırım muhabbetinden sonra bazı Türkler mecburiyetten kılıç zoruyla Müslüman olmuşlar mıdır? Eh, muhtemelen olmuşlardır. Ama bu bütün Türk halkının zorla Müslüman olduğu anlamına gelmez. Hatta bunca zulümden sonra Türkler İslamiyete geçmektense İslam düşmanı olmuşlardır. Zira o kadar akrabanızı sevdiğinizi öldüren bir toplumun dinine geçmek epey zordur. Bu bağlamda Türkler eğer İslamiyete geçmişlerse bile o dönemde münafık bir mantıkla yani savaşmamak maksadıyla İslamiyet'e geçmişlerdir. Hatta tarihi Buhara'da buna kanıt olabilecek şöyle bir ifade geçmektedir. Her seferinde Buhara halkı Müslüman oluyor ama Araplar geri dönünce tekrar irtidat ediyorlardı. Kuteybe 3 defa onları Müslüman yapmıştı ancak her seferinde dinden dönmüş, kafir olmuşlardı. Tabi belki de bunca baskı altında bir iki kuşak sonra bazı insanlar kendi isteğiyle İslam'a geçmiş olabilir. Neticede gurbetçilikte dahi ilk gurbete giden kısım, o kuşak her zaman bir vatan hasreti duyar, kendi vatanını özler, gittiği bölgeye adapte olamaz ve evladını da bu özlemle büyütür. Bu yüzden ikinci kuşak da aşırı milliyetçi olmaya çalışır, bağlarından kopmamaya gayret eder. Ama üçüncü, dördüncü kuşaklar artık ana dilini bile bilmez. Bu arada genelleme yapıyorum. Hani aranızda öyle dördüncü kuşak gurbetçi varsa alınganlık yapmasın. Yani bu herkeste olacak diye bir şey yok. Ama bir topluma vurduğunda, bir kalabalığa vurduğunda yüzde beş, yüzde on bile olsa böyle olur. Bu bağlamda hani Türkler kılıç zoruyla Müslüman yapıldı muhabbeti biraz şişirilmiştir. Yani balondur ama... En nihayetinde bu olayların Türklerin İslamiyete geçmesinde epey bir etkili olduğu da bir gerçektir. Tüm toplum olmasa da büyük bir bölüm bu şekilde İslamlaşmıştır. Ama şunu da söylemek lazım. Kuteybe'nin o fetih hareketleri zaten çok büyük bir etkiye de sahip olmadı. En azından din bakımından. Zira bakıldığında Araplar Hazar Türkleriyle de savaşmışlar ama Hazar Türkleri Bugün dahi Museviler ve Kuteybe'de birkaç yıllık fetihten sonra zaten öldürülmüş. Hatta Türgiş Hakanı Sulu Kağan arkasında birçok Türk beyinin de desteğiyle Araplarla savaşmış ve birçok bölgeyi özellikle mavera Nehre kadar önemli bir coğrafyayı Araplardan geri almış. Hatta İslam coğrafyacısı Yakut el-Hamavi 724-743 yılları arasında halifelik yapmış olan Hişam'ın bir mektup yollayarak Türk Hakanını İslam'a davet ettiğini ama Hakan'ın bu din bize pek de uymaz diyerek reddettiğini yazıyor. Bu bağlamda o dönemde yani Kuteybe'den sonra Türklerin halen daha İslam'a geçmemiş olduğu ve davetleri de reddettiği zaten görülmektedir. Bir de şöyle bir şey var. Görüldüğü kadarıyla 734'te ikinci Göktürk hükümdarı olan Bilge Kağan'ın ölmesiyle beraber Türk yönetiminde epey bir problem çıkmaya başlamış. Çin'in kışkırtmalarıyla beraber Göktürk hakimiyeti altındaki Karluk, Basmıl ya da Uygurlar gibi bazı boylar bağımsızlık kazanmak amacıyla ayaklanma çıkarmışlar ve bazı boylar bağımsız kalmış. Bazıları ise Çin'le birleşmiş. Hani bu esnada İslamiyet'e geçen bir boy varsa dahi bu bir istisna olur. Yani o kadar da önemli bir olay değildir ve büyük bir kalabalıktan, koca bir toplumdan bahsetmek mümkün değildir. Ama 750'li yıllarda şu düşmanlığın biraz kırıldığı belli. Şöyle ki 750'de son aylarda Emevi halifesi Abdülmelik öldü ve tahtı oğluna bıraktı. Yani Velide. Ama Velid tahttayken hem uzun zamandır Emevi politikası yüzünden ayaklanma çıkarmaya hazır olan birçok halkın desteğiyle hem de Ebu Müslim Horasani'nin başlattığı bir isyan hareketiyle halk adeta yönetime karşı bir darbe girişiminde bulundu ve Emevi devleti çöktü. Bu darbede özellikle Türk halkının ve İran halkının epey bir desteği olmuştu. Bu yüzden de bu destekle başa geçmiş olan yeni halifelik yani Abbasiler Türk ve İran halkına epey bir imtiyaz sağlamıştı. Hatta Abbasi devrinde Emeviler ne yaptıysa tam tersini yapmak ve gönül alma politikası izlemek ana hedeflerden biriydi. Bu sebeple nasıl ki Emevi devrinde bir Arap düşmanlığı başlamışsa Abbasi devrinde de dostluğa dayalı ilişkiler kurulmuştu. Hatta bununla alakalı en meşhur örnek Talas Savaşı'dır. Çin Türk topraklarını işgal etmeye çalıştığı için ve Türkler de tek başlarına mukavemet gösteremedikleri için hem de kısa süre önce Abbasilere darbede yardımcı olduklarından dolayı Araplardan yardım istemişlerdir ve Araplarla Türkler 751 yılında Çin'e karşı beraber savaşmışlardır. Ve bu Türklerle Araplar arasındaki düşmanlığı en aza indirgemiştir. Ama yine de o dönemde toplu bir şekilde İslamlaşmak ya da büyük bir Türk boyunun bir anda Müslümanlığa geçmesi gibi bir şeyin yaşandığı anlamına gelmiyor. Yani yine ne Kuteybe devrinde ne de ondan sonraki 50 yıllık süreç esnasında Türkler ister sevgiyle isterse korkuyla İslamiyet'e geçmemiş. Olmuşsa dahi bu göze çarpacak kadar büyük bir kalabalığı ihtiva etmemiş. Türklerin büyük bir grup halinde İslamlaşması 10. yüzyılda Karluk'tan sonraki Yağma, Çiğil ve Oğuz Türkleri arasında vuku bulmuş bir olaydır. Yağma ve Çiğil'den ilk Müslüman Türk devletlerinden olan Karahanlı Devleti, Oğuzlardansa Büyük Selçuklu Devleti çıkmıştır. Ha İbnül Esir'e bakıldığında o 960 961 yıllarında 200 bin obanın yani 200 bin evin İslam'a geçtiğini söylüyor ki bu kabaca en az 400 bin Türk'ün Müslüman olduğu anlamına gelir ama bu başka bir tarih kitabında yazmıyor. Ve diğer kitaplarda yazanlarla da çeliştiğinden dolayı net bir şey söylemek mümkün değil. Yine 1043 yılında Balasagun ve Kaşgar bölgelerinde yağmacılık yapan 10 bin civarında Türk'ün toplu halde İslam'a geçtiği yazmakta ama bu da muallakta. Aslında benim şahsi fikrime göre bununla alakalı bir kaynak göstermem herhalde gerekmiyor şahsi fikrim diyorum. Okuduklarımdan yaptığım çıkarıma göre Türk halkı tam anlamıyla İslamiyetle tanıştığında çoktan Anadolu'ya gelmişti. Yani Türk halkının toplu halde İslamiyete geçmesi bence Malazgirt Meydan Muharebesinden sonra yaşanmıştı. Zira tasavvuf kültürü yani Türk İslam sentezi veya sufizm bu topraklarda epey bir etkili olmuştur. Hatta Balkanlar dahi şu anda Bektaşi İslam'ını yaşamaktadır. Türkler İslam'ı tam anlamıyla kabullenmemiş biraz yorumlamış ve kendi hayat anlayışlarına göre uyarlamışlardı. Bu yüzden zaten bugün dahi işte kırkı çıktığında mevlüt okutmak ya da başımıza kötü şeyler geldiğinde nazar vardır diye kurşun döktürmek, nazar boncuğu takmak ve bu gibi şeyler mezarlıklarda servi ağacı olması ve benzerleri Türk kültüründen kalma şeylerdir. Ama buna rağmen Türk inancının yok olduğu, Türk kültürünün epey bir ezildiği, Hatta Türkçe konuşmanın dahi bir dönem adeta aşağılık bir şeymiş gibi karşılandığı ve Farsça, Arapça kelimelerin lügata girdiği görülüyor. Ki bu İslam'ın da suçu değil. Zira Türkler Anadolu'ya geldikten sonra muhtemelen eğer Araplar olmasaydı da Roma hakimiyeti altında Hristiyanlıkla ya da Zerdüştilikle başka başka inançlarla asimile olacaktı. Çünkü büyük balık her daim küçük balığı yer. Ve Türkler daha önce Maniheizme, Budizme yani başka başka inançlara da geçmişlerdi. Zira bu adamlar göçebe yaşıyorlardı ve muhtemelen göç ettikleri bölgeye alışma konusunda da tecrübelilerdi. Bu açıdan Anadolu'ya geldiğimiz takdirde eğer İslamiyet olmasaydı da kimliğimizi kaybedeceğimizi en azından büyük ölçüde asimile olacağımızı kabul etmek bence pek de yanlış olmayacaktır. Ha tarih dediğin şey varsayımla yapılmaz. Yani şöyle olsaydı böyle olsaydı bu zordur. Hiçbir şeyi tam anlamıyla hesaplamak ve doğru tespitte bulunmak mümkün değildir. Ama en azından bu büyük bir ihtimaldir. Zaten Türk halkının da Emevi devleti zamanında değil de 10. yüzyılda, 11. yüzyılda kendi isteğiyle İslamiyete geçmiş olması buna bir örnektir. Bakıldığında o dönemde Türk halkı İran topraklarında yaşamaktaydı ve İslamiyet'i de İran'dan öğrenmişti. Hatta bu yüzden İlber Ortaylı gibi bazı insanlar Türklerin İslam hocası İran'dır demişti. Ama dediğim gibi yani Türk halkının ne kadar Müslüman olduğu da tartışmalı. Hacı Ahmet Yeseviler var, Bektaşiler var ya da Mevlana'dan etkilenmiş olan bir grup var halen daha nakşibendisi bilmem nesi ya bunlar bir tek tarikat değil. Bunlar yepyeni bir İslam anlayışı ortaya koyuyorlar ve bu yüzden bugün Işid gibi bazı kuruluşlar ve muhtemelen sorsak birçok Arap şeyhi Türk halkını Müslüman saymaz. Türk halkı gerçek İslamiyeti yaşamıyor derler. Hani bu konu tartışmaya açıktır. Ve enteresan bir şekilde Türk halkı da Arap coğrafyasında yaşayan Arap devletleri için hatta İslam devleti olduğunu iddia eden devletler için onlar gerçek Müslüman değil, bu gerçek İslam değil. Onlar İslamiyeti düzgün yaşamıyorlar, yanlış anlıyorlar diyor. Yani her nasılsa ana dili Arapça olan ve doğumundan itibaren Arapça bir şekilde Kur'an'ı öğrenen, konuşan ve Kur'an zaten kendi tarihinden çıkan bir grup İslamiyeti yanlış anlıyor ama bizler daha Fatiha'yı bile ezberleyemiyorken ya da besmelenin daha Türkçe karşılığını dahi bilmiyorken kalkıp onlar bilmiyor, bunlar gerçek İslam'ı yaşamıyor diyoruz. Her neyse bence yeterince konuştuk. Özetlersek durum şöyle. Türkler kılıç zoruyla Müslüman yapılmadı. Elbette bu yöntemle, bu katliamlarla zoraki bir şekilde İslamiyete geçmiş olan Türkler vardır. Ama bu sayı öyle bütün bir toplum bütün bir devleti içerecek kadar büyük değildir. Ve görüldüğü kadarıyla bu kılıç zoruyla İslamiyet'e geçirme politikası zaten ters tepmiştir ve Türkler 250-300 yıl sonra kendi istekleriyle İslamiyet'e geçtiklerinde dahi kendi kültürlerini korumaya çalışmış ve İslam'ı Türk inancıyla sentezlemişlerdir. Ama elbette nasıl ki İslamiyet gül dağıtarak hoşgörüyle iyi niyetle yayılmadıysa Türkler de tamamen iyi niyetli "Aa o ne İslam mı? Hadi geçeyim." diyerek İslamiyete geçmedi. Yani Türklerin İslamiyete geçtiği, kalabalık bir şekilde İslam'ı kabul ettiği dönemlere bakıldığında zaten gayrimüslimlerden ağır vergiler alınması ya da Müslüman olmayanların Müslüman topraklarında ikinci sınıf vatandaş muamelesi görmeleri gibi sebeplerle politik amaçlarla grupların İslamiyet'i kabul etmiş olması ya da işimize bakalım demiş olmaları epey muhtemeldir. Bunlardan sonra da elbette kuşaktan kuşağa İslamiyet'le tanışmış olmak, İslam coğrafyasında yaşamak ve Müslüman gibi görünmekle beraber büyük bir zümre ilgi duymuş ya da sempati duymuş ve kendi isteğiyle İslamiyet'e geçmiş olabilir. Olay bundan ibarettir. Öyleyse şimdilik bu kadar. Ben Diamond diğer videolarda görüşmek üzere.